Trabzon halindeyiz. Son yıllarda, son aylarda diyelim artan bazı fiyatlar var. Bu hangi ürünlerde olduğunu bilgisini alacağız. Sizi tanıyalım önce, isminiz, soyadınız. İsmim Gökhan Burma. Kaç yıldır halde? 15 yıldır halde, hal esnafıyız. Evet. Şu anda domatesin buradaki haldeki fiyatı 3 lira. Tabii çeşitlerine göre değişiyor. İşte cinslerine göre değişiyor. Patates olayı biraz düştü. Şu anda yurt dışından ithal geldiği için. Fiyatlar normal şu anda. 2'ye mi düştü? Burada 2-2,5 lira toptan. Bir ay önce nasıldı? Bir ay önce tabii ki yoktu. Yağmur dolayısıyla işte ürünleri tarladan... Seçimle bir alakası var mı? Bence yok. O gene fiyat, o az talep dengesi. Bir de malın işte üretim şu anda mesela taze patates depolanma olmuyor o zaten. Çıkartma sıkıntılı. İşte tarladan mahsulleri toplamak yağmurdan dolayı etkisi olduğu için toplama yapılmadığı için yani talebe şey olmadı. Onun için kıtlık, yani kıtlık derken az da göre, talebe göre az toplandı, az geldi. Onun için fiyatlar arttı, yükseldi. Ama bu dönem çok yükseldi herhalde. Beşi yani, daha önce olmuş muydu? Daha önce olmamıştı ama kısım kısım oluyordu. Yani 5 yılda bir oluyordu uzun belki. Uzun süredir olmadı. Epeydir, yani 5-6 yıldır olmadığı için millet unuttu tabii. Biz hatırlıyoruz. 15-20 senedir bu işi yaptığım için yani kısım kısım soğanda da yükselişler oluyordu. İşte 5 yıl 6 yıl arayla beraber. Ama son yıllarda böyle bir şey olmadı. İlk defa bu sene denk geldi. Şans. Yani bu seçim atmosferine denk geldi. Yani insanlar da tabii ki yorum yapıyorlar ama bence benim fikrimce seçimle alakası yok bu meyvenin, sebzenin. Şu anda normale indi mi fiyat? Şu anda normal. Yani şu anda çok afaklı. Yani Hale'de gelen malla tezgaha giden mal arasında çok fiyat farkı var mı? Yani tabii ki parakende de masraflar falan daha farklı. Mazot da pahalı, nakliyeler yüksek. Değil mi? Onun da etkisi var. Bence yani fiyattan normal yani, ama mazota veya işte nakliyelere, nakliye masrafları veya işçi masrafları giderleri ağır olduğu için biraz fiyata yansıyor. Şu anda yani çok afaki bir pahalılık yok. Yani şu anda patatesin fiyatı kilosu halde 2 lira. 2,5 lira, 2,5 lira, parakende de 4 oluyor herhalde. 4, 3,5 fiyat. Domatesi? Domates de toptan da 3-3,5 lira. O da 5-4,5 parakende satılıyor. Öyle yani gördüğüm kadarıyla, izledim. Nerelerden geliyor ürünleriniz? Şu anda bizim Çarşamba'da bir sera var. Oradan geliyor. Antalya ürünleri var. Evet. Domates sorarsanız. Buralardan geliyor. Buraya Trabzon haline Antalya ve Samsun'dan mı geliyor? Samsun, Antalya, Tokat çıkıyor. İşte kısım kısım döngü var yani. Yani şu anda Antalya bitti. İşte Samsun yakın çevrelerden geliyor. En yakın nereyse nakliye daha uyguna, yani uygun maliyet nereyse ora veya kalite. Kalite de soğuk. Artabilir mi önümüzdeki günlerde? Fiyat artmaz. Önümüzdeki günlerde düşer. Daha düşer. Kışa kadar. Yani kışa kadar domates fiyatlamaz. Patates de aynı. Patates de aynı. Patates de düşecek. Şimdi çıkacak olan Nevşehir, Niğde, o tarafın, Tokat'ın Niksar patatesi falan var. Onunla beraber bol ürün olunca fiyat düşer. Trabzon halinden Yunus Aras, 21 numara. Kaç yıldır? Bu iş yıllardan beri mesleğimizdir. Burada bu işi yapalı 3 yıl oldu. Şimdi patates yüklüyorsunuz, gördük evet. Arkadaşlarla. Patatesin fiyatları oynadı, işte geldi, düştü. Ne diyorsunuz? En son bayağı bir zirve yaptı, sonra indi. Patates kışın bildiğiniz gibi çok ucuzdu. Millet ürününü satamadı. Çöpe döken bile oldu. Bunlar kışın feslerde de dolaştı. Yazın da verim düşüklüğü var. Rekolte çok düşük. Bundan dolayı ürün yetersiz kaldı. Fiyatlar yükseldi. Bu kışın çekilen patatesleri millet feslerde dolaştırıyor. Bundan da çok muzdaribiz. Yani sonuçta bu ürünü bol olduğu zaman kimse fiyatını yüksek tutamaz. Kıt olduğu zaman da kimse aşağı çekemiyor, görüldüğü gibi. Yani şu stok anda normale döndü mü peki? Tam değil. Yani stokmuş, öteymiş, birmiş. Bunlar kesinlikle safsata stok olayı yazın olmaz. Yazın tamamen ürün tarladan çıkar, piyasaya sürülür. Ne kadar şu anda halde? Şu anda halde patates 2-2,25 civarında. Tezgahta? Tezgahta yani 3 civarında olur.
3,5. Aynen, bir ufak boy var. O da 1300-1400 civarında. O da 2000 liraya satılıyor. Ama yine de fiyatların düşmesini bekliyoruz. Yani yine de yüksek. Düzelecektir diye düşünüyorum. Biraz daha kışlık mallar çıktığı zaman biraz daha düzelir diye düşünüyorum.